Merhabalar arkadaşlar. EF'in Oxford kampüsündeyiz. Yani bayağı etkilendik hepimiz. Harika bir kampüs. Zaten EF'in İngiltere'deki en büyük kampüsüymüş. 600 öğrencisi var. Aynı zamanda Oxford'daki en büyük dil okuluymuş. 300'ü burada kalıyor. Yani bulunduğumuz kampüste kalıyor. 300'ü buraya gelip gidiyor. İngiliz aileler yanında kalıyor. Az önce zaten yetkili Rothio. Sorry? Rothio. Rothio, sorry. Rothio ile görüştü Hakan. O da anlattı bize. Şöyle kısaca gezelim az bir şey. Göstereyim. Az önce tam gözükmedi çünkü. Şimdi teneffüstelerdi öğrenciler. Çıktılar. Yani atmosfere bakın. Tepe üstü göstermek istiyorum. Çok güzel bir cam tavan yapmışlar. Aydınlık. Zaten dışarıdan da görüntüleri göreceksiniz. Özellikle yaz aylarında. Yani burası bir tatil mekanı gibi planlanmış. Ama normal bir dil okulu. Burası bir yaz okulu değil. 16 yaş üzeri öğrencileri kabul eden bir dil okulu. Yaz kış devam ediyor. Bence harika. Gezmeye devam ediyoruz. Ayrıca şunu, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Belki bu bilgiyi daha sonra veremeyebiliriz. EF'in şöyle bir prensibi var. Normalde okullar accommodation, yani konaklamayı, işte havalimanı transferini gibi ek hizmetleri aracı kurumlarla hallederler. Yani bu işi dışarıdan servis satın alırlar. Ama EF diyor ki hayır, biz kendimiz yapıyoruz her şeyi. Ve bütün kalitelerini kendileri kontrol ediyorlar. Tüm sorumluluğu da kendileri alıyorlar. Bu da yani bütün gezileri, aktiviteleri, sosyal aktiviteleri, her şeyi kendileri yapıyorlar. Oradaki gittikleri işte servislerini vesaire, arabalarını vesaire. Bu da şunu gösteriyor. Yani bu kurum kendine çok güveniyor ve öğrencisine en iyi hizmeti sunmayı amaç etmiş, belli. Yani bunu önemsiyor. Sadece para kazanmayı değil. Zaten sonuçta gelirleri de ona göre artıyor. Dünyanın işte ilk ikisinde, üçündeler yani şu anda. İlk üçteler. Değişiyormuş yıl bazında. Öyle bir kurum. EF Oxford, yani ben de biraz daha işte küçük olsam ve öğrenci, biraz daha küçük olsam ve öğrenci olsam gelirdim yani, öyle söyleyeyim. Çok güzel bir okul. Görüşürüz.